Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. 11. sınıf analitik geometri birinci dersimizle karşınızdayız. Bu dersimde arkadaşım sana koordinat düzlemini anlatacağım. Koordinat düzlemi ile ilgili gelebilecek temel soru tiplerine bakacağım. Bazı hatırlatmalar yapacağım. Kısaca analitik geometriye giriş yapıyoruz. Önümüz uzun arkadaşlar. Bu konuda inanılmaz güzel teoremler, inanılmaz güzel ispatlar, harika sorular var. Takıl peşime. Sen de benimle birlikte al notların önüne. Nereden alacaksın? Öğrenciburada.com adresinden indireceksin, geleceksin. Ve Analitik Geometri bir dersini birlikte işleyeceğiz. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Önce bir ufak tefek hatırlatmalar yapalım. Eminim biliyorsundur. Şöyle bir gözden geçirelim eski bilgileri. Başlangıç noktaları aynı olan iki gerçek sayı doğrusunun dik kesişmesiyle meydana gelen sisteme dik koordinat sistemi deniyor. Biliyorsun zaten bunu. Dik koordinat sisteminde şu var arkadaşlar. Herhangi bir koordinat noktasını göstermek istiyorum. Örneğin bu noktanın adı A noktası olsun. Gösterirken şöyle yapacağız. X ekseninde hizasında olduğu nokta neresi? A. Önce onu yazıyorsun A. Ardından kimi yazıyorsun? B'yi. Yani önce X'ler sonra Y'ler yazılacak. Bu önemli bir nokta. Şimdi gelelim koordinat düzlemine. Koordinat düzleminde birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Tamam bunları da hatırladık. Ama önemli olan nokta. Birinci bölgede x de sıfırdan büyük, y de sıfırdan büyük. İkinci bölgede x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük oluyordu. Üçüncü bölgede bütün değerlerimiz sıfırdan küçükken, dördüncü bölgede x sıfırdan büyük, y sıfırdan küçük. Ama önemli bir nokta var arkadaşlar. Örneğin x ekseni üstünde nasıl noktalar oluşuyordu? Bunlar önemli. Hemen aşağıya bakalım. x ekseni üzerinde noktaların ordinatı sıfırdır. Ordinat mı? 12. Arkadaşlar biz x eksenine absisler ekseni, y eksenine ordinatlar ekseni de diyorduk. Bunu da hatırlamış olduk böylelikle. X ekseni üzerindeki noktaların ordinatı. Yani ben şu noktanın adını yazmak istiyorsam eğer A virgül 0 yazmam gerekiyor. Çünkü x ekseni üstünde ordinat 0. Geldim buraya. Y ekseni üzerindeki noktaların apsisi 0'dır. Ben bu noktayı yazmak istiyorum. Y ekseni üstünde 0 virgül B şeklinde yazılıyordu. Eminim buraların karıştıran arkadaşlar vardı ama ufak tefek hatırlatmalarla yoluna koymuşuzdur diye düşünüyorum. Peki bununla ilgili nasıl soru geliyordu bir hatırlayalım. A ve B gerçek sayılar olmak üzere. A noktası A virgül B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde. İkinci bölgesi mi? İkinci bölgesi şuradaydı. İkinci bölgede x'in değeri neydi arkadaşım? Sıfırdan büyük. Y'nin değeri sıfırdan büyüktü. X sıfırdan küçük yanlış söyledim. Peki şuraya göre yorumlayalım. A değeri sıfırdan küçük. B değeri sıfırdan büyük. Bir daha yorumlayalım. A değeri negatif. B değeri pozitif olacak. Tamam. Aşağıda verilen noktalar kaçıncı bölgededir? Gel yanaş. Şimdi eksi a diyorsun. A nasıl değerdi? Eksiydi. Önünde de eksi var. Burası ne oldu? Pozitif oldu. B değeri nasıldı? O da pozitif. İkisinin de pozitif pozitif olduğu yer neresi? Birinci bölgeydi. O zaman bu arkadaş birinci bölgede bir değer alır. Bölge. Yanlış yazdım. Şimdi düzelttim. Geldim yan tarafa. A kare. Bir dakika. A nasıldı? Eksiydi. Sen eksinin karesini alırsan ne olursun? Pozitif değer olursun. B artıydı. Önüne eksi koydum. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi oldum. 1 artı 1 eksi. Biri artı biri eksi olacak. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Hemen yazalım. Dördüncü bölge. İndim buraya. A bölü B mi? Bir dakika. A negatifti hocam. B pozitifti. Negatif pozitif birbirine böldüm. Negatif. B neydi? Pozitifti. Önünde eksi var. O zaman bu da eksi. Eksi eksi kaçıncı bölgede oluyordu arkadaşım? Üçüncü bölgede oluyordu. A sana bu da üçüncü bölgede bir değermiş. Bunu da yazdık yerine. Geldik buraya kritik. Şimdi A değeri eksi. Tamam. Önünde bir daha eksi var. Sonra B değeri var. Artı olarak. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Artı ile eksiyi çarptık. Eksi geldi. İki tane eksi işleme sokuyorsun. Yani şöyle hayal et. Eksi 2 ile eksi 3 gibi hayal edebilirsin. Eksi 5 çıkar. Yani cevap ne olur? Kesinlikle negatif olur. Peki B değeri nasıl verilmişti? Pozitif verilmişti. Eksi artı oldu. Peki eksi artı neresiydi? Eksi artı ikinci bölgeydi. Aslında bütün bölgeleri şöyle bir tarattık sana. Güzel bir hatırlatma olduğunu düşünüyorum. Gelsin yeni soru. Hocam başka nasıl sorular geliyor bununla ilgili? Temel sorularla yine devam. 2x eksi 5 x artı 3 noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde. İkinci bölgeyi öğrendin artık. x'i eksi y'si artıydı. x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Sırayla başlıyoruz. Bak burası eksi yani sıfırdan küçük. Burası sıfırdan büyük. Nedir o? 2x eksi 5 eksili yani sıfırdan küçük olacak. 2x değerin 5'ten küçük olur x değerinde 5 bölü 2'den küçük. Hocam bu kenarda dursun beni beklesin. Geldim x artı 3'e. x artı 3 sıfırdan büyük olmalı diyorsun. Artı 3'ü karşıya attım. Eksi 3 olarak. Şimdi yeni gençlik bastırılmış şeylere bayılıyor. Tost yapıyorsun. X'i bastırıyorsun ortaya. Bak 5 bölü 2'den küçük olacak. Eksi 3'ten büyük olacak. X'in alabileceği tam sayı değerlerine bakıyoruz. Şimdi eksi 3'ü alamam. Eksi 2 alırım. Eksi 1'i alırım. 0'ı alırım. Bir durdum. 5 bölü 2. 2,5 demekte. 5 O halde 1'i alırım. 2, i̇ki, 2'yi de alırsın. Ama 2,5 dediği için 3'ü alamazsın. X'in alabileceği değerler bunlar. Biz en son nesini istiyoruz? Daha bitmedi soru. Toplamını arıyoruz. Eksi 2 artı 2. Eksi 1, 1. Yani bütün bir hepsi toplamı sıfır çıkıyor. Bütün uğraşlarımız sıfır içinmiş dedim. Gelsin sonraki soru. Ey güzel arkadaşım bak yine benzer soru gibi. Aman Tonga'ya düşme. 3A 2B eksi 8. Noktası x ekseni üzerinde. Bir dakika ya x ekseni üzerinde. x ekseni üzerinde ben sana bir nokta yazayım. Örneğin burası 3 olsun. 3,0. Bakın y değeri kesinlikle ne olacak biliyoruz. Sıfır olacak. x ekseni üzerinde olduğuna göre b kaçtır? Yani y değeri kesinlikle sıfır. Hocam bunun hakkında bir yorum yapamam. Çünkü bilgi vermemiş. Zaten onu da istemiyor. Bizim kısaca 2b-8 değerimiz sıfırsa 2b'imiz 8'dir. b değerimiz de 4 olarak bulunur. Noktayı koyar. Sıradakine geçeriz. Güzel bir soru. Analitik düzlemde 2-7k tamam buradaymış noktası. A noktasının ordinatı absisinin dörtte biri. Bir dakika A noktasının A noktasını bir yazalım mı? 7, 7 değil. 2-7k virgül k-5. A noktasının ordinatı absisinin 1 bölü 4'üne eşit. Absisinin 1 bölü 4'ü. Şimdi absisini yazalım 7k tamam. Bunun 1 bölü 4'ünü alınca ordinatına eşit oluyor. Resmen burada cümleyi öyle bir karman çorman yapmışız ki kafalar duman. Ama böyle yazılacak bak. Ordinatı absisinin 1 bölü 4'ü. Absisinin 1 bölü 4'ü ordinatına eşit. Süper şimdi oldu. Şimdi işler dışlar yapalım. Zaten bir problem sorusu gibi problem de çözmek. Türkçe konuşabilmek, Türkçe yazabilmek yeteneği yazabilme yeteneği. Konuşamıyoruz ama değil mi? Şimdi attım buraya karşıya 4'ü. 4K eksi 4 kere 5 20 geldi. K'leri bir tarafa toplayalım. Aldım bunu bu tarafa 11 tane K. Eksi 20'yi karşıya attım. 2 de burada ne yapar? 22 yapar. Her tarafı 11'e böldüm. K'nin değeri 2. Gel gör ki senden K'yi istemiyor. Koordinatlarını bulun diyor. He, şurayı bulacağız. Şimdi 2 eksi 7 K demiş. 2 eksi 7 çarpı K'yi 2 yazdım. 2 eksi 2 kere 7 14 çıkarttım birbirinden eksi 12 yani ben a'nın koordinatlarını yazarken eksi 12'yi yazdım yola devam ediyorum k eksi 5 k'yi 2 bulduk yanına eksi 5'i yazdık ne kaldı şuradan eksi 3 kaldı eksi 3 gerçekten bakıldığında da dörtte birine eşit doğru bulmuşum o halde sıradaki son soruya. Çünkü hatırlatmalar bu kadar. Ama asıl ders analitik geometri 2. 2 noktanın birbirine olan uzaklığı formülüyle başlıyoruz. Sakın kaçırma. Hemen bundan sonra ona geç. A virgül B noktasının x eksenine uzaklığı. Bir dakika genç. x eksenine uzaklığı nasıl bir şey bu acaba? Şimdi A virgül B noktası oluşturalım kendimize bir tane. Tık 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 tık. Şimdi A noktası burası. Bunun diyor x eksenine uzaklığı. x eksenine uzaklığı şuradaki mesafedir. O da b değeridir. Dikkat et şuradaki yükseklik gibi. x eksenine uzaklığı b değerine ama mutlak b değerine eşit olur. Sebep mi? Sebep arkadaşım ya burada ya da burada olabilir. Eksi b. Ben kalkıp buraya eksi b mi yazacağım? Hayır. Uzaklık dediği için ne yapıyorum? Mutlak değerin tanımını kullanıyorum. Mutlak b yazıyorum. Sakın diyeyim burada hata yapmıyorsun. A virgül B noktasının y eksenine uzaklığı. Bir dakika y ekseni neresi? Şurası y ekseni. Bunun y eksenine uzaklığı burası. A noktası burası. Süper. Ama burada olmayacağını malum bu sorunun. Değil mi? -A da olabilir. O halde biz uzaklık dediği için ne yapıyoruz? Mutlak A değeri yazıyosunuzdur. O daha okunaklı olması için şöyle yazayım. Mutlak A'dır diye yazıyorum. Burayı kapatalım. Şimdi sorumuza geçelim. Noktasının verilmiş o x eksenine uzaklığı 11. Bir dakika. X eksenine uzaklığı dendiğinde y değerine bakıyoruz. Ona eşitliyoruz. Yani biraz daha kenara aldım. 3y artı 4'ün ama ne dedim? Mutlak değerce değeri 11'e eşit. Sebebini biliyorsun artık. Artı bölgede de olabilir, eksi bölgede de olabilir. OY eksenine uzaklığı ki bundan bunu kastediyor. 2x eksi 3 dedim parantez mutlak içine aldım. Uzaklık kaç bir eşit olacak? 11 Uzaklık dediği için yine mutlak. X yerine alabileceği değerler. Şimdi mutlak değerli ifadeleri hatırlayın arkadaşlar. Bir artılı açılır bir eksili açılır. 3y artı 4 ya 10'a eşittir ya da 3y artı 4 eşittir. Eksi 10 yazdım. Şimdi 4'ü attım karşıya. 3y değerim 6 kaldı. Her tarafı 3'e böldüm. y değeri 2. Temiz iş. Geçelim sağ tarafa. Şimdi 3y eşittir. Attım karşıya. Eksi 14. y eşittir. Eksi 14 bölü 3. Bu olur mu? Bu da olur. Rasyonel olmaz diye, negatif olamaz diye bir ibare yok. O zaman sıkıntı da yok. Şimdi geldim buna. Yine 2'ye ayırıyorum burayı. Çünkü 2x-3 ya 11'e eşit olacaktır. Ya da 2x-3 eksi 11'e eşit olacaktır. Sebebini biliyoruz mutlak değerden. Şimdi kalemle değiştirelim. Daha rahat gözüksün. Attım karşıya 14. X eşittir. 14'ü 2'ye böldüm. 7. Yan taraf. Salladım bunu buraya. 2x eşittir. Eksi 8 mi kalıyor artı 3 gelince? Evet. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir. Eksi 4. Bana bunlarla ilgili bir şey yapmıyor mu demiyor. x ve y değerlerinin hepsini buluyor. Bütün değerleri buldum. Dersi bitirdim. Analitik geometri 2. Hiç ara verme. Zaten bu sadece hatırlatmaydı. Analitik geometri 2 ile devam ediyorsun. Şimdiden kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.